Herkese yeniden merhaba, ben Engin. Dünyadan Hikayelere hoş geldiniz. Football Manager 2024'te Journeyman'de 3. bölümde daha az penaltı, daha az sakatlık, ne bileyim efendim, daha güzel goller, daha fazla galibiyetle yolumuza devam etmek istiyoruz. Rüzgar maçına gelmişim ben en son. Takımda değişiklik falan yapmayacağım, dengeli de yapmayacağım. Serbest vuruş kazanırım. Umarım. Şunu temizleyelim. Taner gülleri söyle bana. Güllerim soldu kaldırımlarda. Herhangi bir sıkıntı var mı? Özcan oyna. Murat çık, Burak sen gel. 19 yaşında çocuğu oynata oynata belki bir yerleri getirebilirim. Kaan, Sezer, Selim, Abdullah, Ramazan, Ali, Özcan, Burak. Okey. Burak. Özcan 90 dakikayı çıkartır. Hiçbir sıkıntı olmaz. Devam. Düzce deplasmanında mıyız? Yok, kendi sahamızda. Umarım bu sefer penaltısız güzel bir maç olur ve bu maçı alırız diye umut ediyorum. Artık biraz sinirim bozuldu çünkü bu durumda. Ulan 3. dakikada ne yaşamış olabilirsin de sarı kart yiyorsun ya? Hamit tacı kullanacak. Ahmet'e attı. Ahmet geriye döndü Hasan'a. Hasan sol kanattan ilerlemeye çalışıyor. Defans iyi kapandı. Hamit ortaya açtı. Enes çıktı, topu aldı. Şu an en iyi oynayan Enes zaten bizim takımda. Sezer'e bıraktı topu. Sezer sol kanattan birini görecek mi? Gördü. Cem'i gördü. Cem ne yapacak? Sezer'e geri döndü. Sezer aradan Selim'i gördü. Selim orta sahadan hızla ilerlemeye başladı. Selim orta yuvarlığa geçti. Özcan uzun bir top attı. Burak indirdi sola doğru. Ali araya girdi. Ali vuracak mı? Ali vurdu ve golü attı. Lan dışarı gitti sandım abi. Bir an dışarı çıktı sandım. Ali inanılmaz bir gol attı. Ceylan Ali'ye bak sen. Sedat hemen yedik mi golü? Ay direkten döndü. Selim uzaklaştırmaya çalıştı. Rıdvan vurdu kafayı. Yayın ilerisinde Atakan tekrardan aldı. Sağ kanada ilerliyor. Sedat'ı gördü. Sedat içeri girdi. Ceza sahasında ortaya açtı. Enes çıktı. Tek yumrukla uzaklaştırdı. Ramazan. Kaan. Ramazan top aldı. Kontratak olmamış demek ki. Ulan yine bir küçük bir penaltı olacak korkusu yaşandı içimde ama neyse ki öyle bir şey olmadı. Rıdvan da sarı kart gördü. Çok güzel. Defansımız tekme tokat ilerliyor bu maçta. Ramazan korner kullanacak. Korner kullandı Ramazan. Top Kaan'a geldi. Ramazan'ı tekrardan indirdi. Yayın orada Ali var. Ali bir plase daha gönderdi. Ali sen neler yapıyorsun ya? Senin ayağın o kadar düzgün müydü lan Ali? Ver arıyor Ali. Bakayım. Tekniği var. İlk kontrol fena değil. Şut pek yok. Yani lazım olan şeyler var, özellikler var. İşte kanat oyuncusu olması için işte çeviklik, dribling, hız. Belirli özellikleri almış, gerisini sallamış. İyi oynuyorsunuz. Şöyle bir ikinci gol de bulalım. Zaten iki tane penaltı yeriz ondan sonra. Tamam. Paslaşarak girelim. Rıdvan. Hamit'e çok güzel bıraktı topu. Sedat orta sahada. İki kişi eskortluk yapıyor Sedat'a. Herhangi bir sıkıntı olmasın, faul olmasın diye. Ahmet'i gördü aradan. Ahmet içeri girdi. Ahmet arkaya açtı. İbrahim vurdu. Enes kurtarmış. Helal olsun lan Enes. Ne güzel geldiler ama. Gördünüz değil mi böyle? Yan yana koşa koşa geldiniz valla. Sedat ortaya açtı. Kaan vurdu, uzaklaştırdı. Tekrardan Sedat'a geldi top. Atak bitti galiba. Kullanıyor tacı. Rıdo. Ulan Rıdo. Ramazan'a verdi. Rıdvan. Selim aradan Ramazan'ı çok güzel gördü. Ramazan vurdu. Defansa çarptı. Gol oldu. 2-0 oldu. 52. dakikada Fethiye Düzce karşısında 2-0 öne geçti. Şu an ben şok. Bunlar öyle böyle şeyler olabiliyor muydu ya? Cem tacı kullanacak. Burak'a doğru. Burak'tan Abdullah. Abdullah geri Cem'e döndü. Cem'den Sezer'e. Sezer. Boşta Kaan'ı gördü. Kaan topla çok oynamadı neyse ki Selim'e verdi. Selim'den Ramazan'a. Ramazan aradan Burak'ı gördü. Burak vurdu. Yine çarptı. Yine gol oldu.
Allah. Oğlum o kadar laf ettik. Fehmi beni duydu galiba. Bu kadar çarpa çarpa gol olduğunu da bayağıdır görmüyordum yani. Tekrardan maç başladı. Seyhan, Atakan. Atakan sağ kanattan yerli yemedi. Önü kapalı. Uğur'a döndü. Uğur'dan Atakan'a tekrardan. Atakan araya girdi Cem. Top aldı. Fethiyespor bir atak daha başlatacak. Ramazan Burak'a atmaya çalıştı. Uzaklaştırdılar. Cem tekrardan Burak vurdu. Gol oldu. Fethiye ne yapıyor? Fethiye ne yapıyor? Çıldırdı. Al bu da penaltı diyor. Fethiyespor bütün hıncını Düzce'den çıkaracak gibi. Oğlum 4-0'lık maçta 6.6 ile nasıl oynayabiliyorsun ya? Ne yapıyor? Amuda kalkıp ellerinle mi yürüyorsun? Ne yapıyorsun yani? İnanılmazsın. Buna bir de seni tanıyoruz falan dedi ben. Çık sen de. Hayra gel. Yorgun kimse var mı? Abdullah biraz yorulmuş. Abdullah yerine Ömer'i alayım. Seni de böyle böyle defansif orta saha öğreteceğim sana. Kim kullanıyor? Burak. Burak çıldırdı. Frikik'te kullanacağım dedi. Hat-trick geliyor mu Burak? Burak. Yok. Ya o kadar da değil dedi ya. Tamam, dakika 75. Selim de yorulmuş. Berkay gel. Başka yavaştan götü düşen kim var? Attığı golü hak ediyor. Bilmem ne yapıyor. İyi oyun çıkarıyor. Özcan sen de çık. Furkan sen gel. Şimdi bir taktik değişikliğine gidelim. Burak değil. Ramazan sen yok. Ali yok. Furkan yok. Burak yok. Kimi koyacağım ben orada sahaya? O zaman Furkan yerine Özcan sen çık. Orta saha kim var? Mert. Ulan sen de kanatsın aslında. Sen Selçuk. Selçuk orta saha oynuyor. Güzel. Böyle yapalım. Burak'la Selçuk'un yerini değiştirelim. Temkinliğe gerek yok. Dengeli yapalım. Tempoyu düşürelim. Zaman geçirmeyi açalım. Disiplinli oynayın. Üstüne gitmeyin. İleri çıkmayın. Kendinizi yormayın. Sözlerimi geri almayın. Kafa dalmayın. Geriye yaslanın. Adamlara yaslanmayın. Evet. 4-0 oldu artık yormaya gerek yok. Şöyle süpersiniz diyeyim de hemen bir tane gol yiyeyim. Şahan. Aradan Berkay'ı gördü. Berkay Kaan'a verdi. Kaan da Selçuk'a. Selçuk Ramazan'a doğru attı. Sağ kanattan Ramazan ilerliyor. Ortaya açacak mı Ramazan? Önü kapandı. Kayra'ya döndü. Kayra aradan Selçuk gördü. Selçuk vurdu. Gol oldu. Selçuk Alibaz. Yayın orada. Önü bomboş görünce ilk golünü Düzcespor'a atmaya karar verdi. Ne oldu ya bu takıma böyle bir anda? Çıkıp girmek mi lazımmış yani? Ne boş bırakmışlar. Kaleci de bir yerden sonra artık sallamamaya başladı sanki. Aman bu da girsin ya. Nazar boncuğu geliyor mu? Gelmedi. Oğuzhan. Sağ kanatta Sedat'ı gördü. Sedat, Cay'dan içeri girdi. Ortaya açtı. İlter, fantastik bir kafa vuruşu dışarı gitti top. Havada 360 döndü, kafayı vurdu. Güzel, çok rahat bir galibiyet aldık. Nasıl oldu bu iş ya? Harika. 5-0. Gol olmuyor diyorduk. Galibiyet alamıyoruz diyorduk. Lan bir de yukarıdaymış bu Düzce ha. Geliyoruz ha, gümbür gümbür geliyoruz. Meşalelere yakın. Aha. Ulan kulüpte başkanlık seçimi olacakmış. Beni kovmasalar. Ya bir de beni bir burada gönderseydiniz ya.
Beni niye kursa göndermediniz lan? Oyuna bak lan. Dalga geçti bende valla. İsteyemiyorum da bir daha. İnanılmaz. Böyle saçma şey olur mu lan? Galibiyet alan kadroyu bozmak istemedim. Aynı kadroyla tekrardan çıkıyoruz. Bakalım aynı yetkiyi Isparta karşısında da gösterebilecek miyiz? Korkumuz yok. Gördüğünüz üzere herkesi 4-2-4 ile kafa atıyoruz öyle direkt. Hücum ağırlıklı, deplasmanda ev sahipliği hiç fark etmez. Ülkenin her yerinde. Saldırın, saldırın, saldırın. Bu taraftar için saldırın. Sezer Özmen çerçeveyi bulamadı mı? GM sol kanatta ortaya açtı. Ramazan kafayı vurmaya çalıştı, olmadı. Karakoç araya girdi Selim. Selim kaleyi görecek mi görmedi. Ramazan vurdu. O top belki böyle bir 10 dakika daha dönseydi kaleyi bulurdu ama olsun. Güzel deneme. Ulan hem kendin diyorsun topa dal diye. Sonra diyorsun ki topa dalma. Yani dalsınlar mı dalmasınlar mı karar ver. Oyuncuların şeyi belli. Dalıyorlarmış gibi yapıp son anda bacaklarını mı çeksinler, ne yapsınlar? Ya duran top kazan ya. Emre'nin önünde boş bıraktınız. Penaltı verme Allah'ım. Ya bir maç mıydı yani bana kıyak geçtin ya? Oğlum nasıl her maçta penaltı oluyor ya? Çıldıracağım ya. Böyle bir sezon olabilir mi lan? Penaltı sezonu. Çıldırıyorum. Vallahi mikrofonu ısıracağım şimdi sinirden. Lan yeter ya. Orta mı yapacağım? Yapacağım. Ha, orta yapacağım. Al. Penaltılardan kaçabilirsek. Bok gibi oynuyorsunuz lan hadi. Başlayacağım penaltısına da. Sezer var ya o kel kafana vurmamak için kendimi o kadar zor tutuyorum ki anlatamam yani. Niye her maç 6-3 6-4 ile oynuyorsun sen ya? Ben seni pasör stoper oynatıyorum değil mi? Sen de haklısın. Duran top çalışalım dedik. Anasını satayım. Duran topu uygulayın hocam dedik. Duran toptan gol yedik. İki tane iyi mi? Al sana duran top. Bok gibi oynuyorlar bu sefer de. Bir maçlık olaymış. Şuna bak. 6-1 6-2'yi gördüm. 2-0'da bu kadar düşmüş olamaz yani bir takım. Bu ne lan? Ne yaşandı oğlum maçta? Benim görmediğim. Geçen maçın yıldızı Ali Ceylan bu maçta 6-1 ile oynayacak. Ne yaşadın sen? Ne yapıyorsun? Yan tarafta top mu sektiriyorsun? Ramazan ortaya açtı. Sezer vuramadı tabii. Selim araya girdi. Rıdvan indirdi. Rıdvan nereye dönüyorsun? Gözünü seveyim. 10 kişi içeride duruyor. Ramazan. Sezer araya gördü. Ali. Ali. Evet. Ver arıyor Ali. Bir duran toptan daha mı gol yedik? Yiğitan iyi alıştın ha. Yiğitan Güveli mi lan o? Bir dakika. Vallahi Yiğitan Güveli. Vay anasını ya. Ah, altın orada oynattıydım ben bunu. Zamandı. Fenerbahçe çıkıştı. 25 yaşında mı? Oğlum bunlar yaşlanmıyor mu? Ben mi çabuk yaşlanıyorum anlamadım ki. Orta geldi. Mert kafayı vurabilecek mi? Vuramadı. Osman araya girdi. Ömer. Kontra atağa çıkıyor Isparta Spor. Ömer sol kanattan ilerliyor. Ömer. Ömer. Rıdvan araya girdi.
Rıdvan'dan Berkay ya. Berkay topukla verdi Mert'e. Mert o ananı ne yapıyorsun lan? Ömer. Sebebi neydi Ömer? Ömer. Allah Allah. Oğlum böyle bir maç olabilir mi ya? 2-0 öndesin. Dakika olmuş 80. Sen niye arkadan geri çift alıyorsun ki? Ya şu oyunun bu olaylarını hiçbir zaman çözemeyeceğim ya. Yok anam. Alternatifi de yok yani oyunun. Anladın mı? Başka bir oyun oynayalım diyeceğiz. Yok. Şerefsizler. Alternatif bırakmadılar ortada. Pozisyon olacağından değil de işte. Öne sürdük takım. Olmaz yani. Tabii. Hiç olur mu? Lütfen. Yani adamlar 10 kişi kaldı. 15 dakika oynadık. Anasını satayım. Bir tane pozisyona giremedik. Allah bravo. Yine penaltı oldu. Bir de saçma sapan kırmızı kart yedik. Ne diyeyim? Ne diyeceğimi deyip demeyeceğimi. İlk mağlubiyetimizi de aldık galiba. Bu arada. Değil mi? Yok lan. Ha, Karaman'a da benzer bir şekilde yenildiydik penaltıyla. Doğru. 2-4-2. Saçma sapan bir şey. Diğer maça geliyorsun abi. Bekleyin. Basın toplantısına gelmişler. Hayırdır gençler? Bir anda aklınıza mı geldi böyle bir takım olduğu maçlara çıktı? Kaç maçtır yoktunuz? Bilal Kayan. Eyvallah. Bülent Ekşi. Demircan Demir. Onur Otyakmaz. Ahmet Çakmak. Buyurun. 68 Aksaray Belediye TFF 2. Lig Kırmızı Grup puan tablosunda halen 18. sırada. Pazar günü Fethiye İlçe Stadyumunda oynanacak maçtan 3 puanla ayrılabilecek mi? Ayrılamayacak tabii ki anasını satayım. Biz alacağız maçı. Niye adamları yerine ben konuşuyorum lan? Maça konsantre karamsarlığına başlatma şimdi. Oğlum bana benim takımla ilgili soru sorsanız da lan Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor ve Ahmet Sportif Faaliyetler arasındaki maçı ben niye yorumluyorum şu an? Ha, şöyle şeyler gelin ya. Moral bozucu sonuç, evet. Bir tepki, evet. Bekliyoruz. İyi bir performansla hücum anlayışıyla, tabii ki. Yani gelecek eğer iyileşirse yavaş yavaş oturtacağız. Berkay Samacı'nın lider kimliğine bayılıyorum. Kimliği hele TC kimlik numarası falan çok hoşuma gidiyor benim. Selim Kayacı farkı yaratan inşallah. Küme düşmeye aday görebileceğiniz bir takım var mı? Salak salak sorular bunlar. Yani ne ya ne yaşandı az önce? Niye yaptık biz böyle bir basın toplantısını? Geçen maçta bok gibi oynayan birkaç kişinin bu maçta biletini kestim. Aksaray Belediyespor karşısında bakalım neler yapacağız. Bu maç artık lütfen. Az önceki hezimeti unutmak istiyorum. 2-0 bitmesine rağmen bok gibi bir maç oynadık yani. Ve ne olursunuz penaltı yaptırmayın ya. Bırakın abi ellemeyin. Ceza sahasına girenleri ellemeyin. Gol atmak istiyorlarsa atsınlar anasını satayım yeter yani. Artık sinirim bozuldu. Şunu da standart stopere çekmeyi unutuyorum hep. Hadi beyler. Ne oldu lan? Ne oldu? Hızlı niye? Hani 10. dakikada başarabilirsiniz dedim diye mi? Ömer kendi mevkisi dışında iyi oynuyor. Sıkıntısı yok. Pozisyonda olay da iyiydi. He?
Selçuk ortaya açtı. Rıdvan kafayı vurdu. Tabii ki girmedi. Hiçbir şey olmadı lan. Hiçbir şey olmadı maç boyunca. Buna... Alo. Alo. Murat. Çık dışarı lan. Hadi iyice sinirlendirdiniz beni yani. Aykut gel. Sakat oğlan. Kim lan diye bir daha endişeli görünüyordu. Göremedim. Osman. Önce kullandı Ali Küçük'e. Ali Küçük geriye döndü Oğuzhan'a. Oğuzhan kalesine döndü o gün. O gün. Uzun oynadı. Uğur'u araya girdi Cem. Selçuk sol kanattan ilerlemeye çalışıyor. Selçuk. Cem'e geri döndü. Cem Selçuk'u görebilecek mi? Selçuk'u görmedi. Ortaya açtı. Osman uzaklaştırmaya çalıştı. Rıdvan gelişine vuracak. Bu nasıl vuruş Rıdvan? Bu nasıl vuruş? Oğlum sol stoperde oynayanlar hep bok gibi oynamak zorunda mı ya? Bu ne abi? Ne yaşanıyor sol stoperde? Bir şey mi oluyor? Gel. En azından bildiğimiz birinde kötü oynayışı diyelim yani. Ne diyeyim? Lan benim diğer sol bekim iyileştiydi ya. Tüh keşke onu yedeğe alsaydım. Bek konusunda sıkıntılarımız var. Ramazan. Çık sen de oğlum. Bu maç biraz dinlen. Bir bok yaptığınız yok zaten. Bir maçı iyi oynuyorsunuz bir daha yok. Rıdvan görecek mi burada Ömer'i? Ömer'i gördü. Ömer aradan Mert'i gördü. Mert içeri girdi. Mert vuracak. Mert vurdu gol oldu. Bak bu bak bu ne biliyor musunuz bu? Taktiksel deha. Gördünüz mü bak? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Çıkardım hemen şeyi, Ramazan'ı. Aldım Ömer'i yerine. Ömer değil, pardon, Mert'i yerine. Ömer mükemmel gördü Mert'i. Mert aradan o gün de sağ olsun yapıştırdı köşeye. Selim indir diye. Ömer'e ne yaptınız lan öyle? Oğlum eskortluk yapmayın, şu topları alın. Ondan sonra yayın içinde şey ceza sahası içinde almaya çalışıyorsunuz. Penaltı oluyor. Yalnız ne güzel geldiler ha. Çok temiz geldiler. Neyse ki gol olmadı da. Şimdi yavaştan biz geri dönelim. Sen ileride kal. Burak sen çık. Abdullah gel. Siz ikiniz yer değiştirin. Bu ikinci duraklatılmaymış. Tamam. Temkinli olmasına gerek yok. Dengeli yapalım. Bindirme yok. Yerden orta yap. Ne değişecekse hayatımızda. Buna da gerek yok. O kadar geride yapmanıza gerek yok. Topa da dalmayın, bokunu çıkarmayın. Tamam. Yasin ortaya yok o ara. Ne yapıyorsun lan Yasin? Yaklaşık 30 metre var orası yani. Cem yorulmuşa benziyor. Evet. Beklerim yoruldu. Beklerimin... Yani Ali gel. Gelemiyorsun Ali. Niye gelemiyorsun? 5 kişi olmuş çünkü. O zaman yapacak bir şey yok. Cem diğer maçta ben komple dinlendiririm seni. Murat korneri kullandı. Selim kafayı vurdu, uzaklaştıramadı. Rıdvan da araya girdi. Bol bol da sarı kart görmüşüz. Niye öyle? Bak geriye çekildi. Kabre atak olmaya başladı. Görüyor musunuz? İlk yarıda pozisyon yoktu. Sezar uzağa vurdu. Aykut tabii ki alamadı topu. Abdülsamet. Cihan oradan golü atar kesin. Tabii ki. Tabii. Tabii efendim.
Yani ay dağlar dağlar. Şimdi ileri çık diyeceğim. Hiç pozisyon olmayacak. Berabere bitecek maç. Abi maç boyu gelmeyen adamlar 10 dakikada pozisyon bulup gol atıyorlar ve ben kafayı yiyorum yani. Nasıl bir daha pozisyon olmuyor yani? İnanılmaz ya. Cidden diyecek bir şeyim yok. Bak. Çocuğu biraz parlattım, hemen ilgi çekmeye başlamış, görüyor musun? Bak, Pixel deha. Yakında kovulacağız ama olsun. Pixel deha. Evet, biraz daha yedek ağırlıklı kondisyonlarını kazansınlar diye birkaç oyuncuyu aldım. Afyon da bizim gibi ikinci ligde. Biraz zor bir maç olacak. Yensek de yenesek de çok bir şey değişmeyecek Türkiye Kupası benim için. O yüzden çok fazla dert etmiyorum. Sadece saçma sapan bir yenilgi yaşamak istemiyorum. Penaltı olsun istemiyorum artık. Diğer türlü 3-0 koysun geçsin hiç umurumda olmaz yani. Lan hemen de değil arkadaş. Şimdi dümden bitireydim hemen ya. Vay arkadaş ya. Ulan başka bir şey isteseydim keşke. Ergin Keleş. Peki. Cümle bitmeden gol yedik. Ali sağ Şahan'ı gönderdi. Şahan Kayra'yı gördü. Kayra'dan Ramazan'a. Sol dörtlük ama sol diyorum. Arka dörtlük komple değişti. Ramazan aradan bok gibi pas verdi. Anıl Savaş'a verdi. Savaş ilerliyor. Yanında kim bu koşmaya çalışıp da koşamayan? Arda geriye döndü Bartu'ya. Bartu ortaya açtı. Eray kafayı vurdu dışarıda. Biz bayağı gol yiyeceğiz gibi. Böyle bir görüntü var şu an ya. Duran top. Abdullah kullanacak. Gol gelir mi? Bir sürü kişi içeride. Biriniz kafayı vurursunuz artık ha. Şahan kafayı vurdu tabii ki dışarıya. Yani gol çizgisinin oradan kafayı dışarı atmak, yüzüne böyle topu öpüp şey yapsan kaleye girerdi aslında. Ama tabii ki dışarı vurmak daha kolay. Burak Ali'ye döndü. Kırmızı taş. Emirhan'a verdi. Emirhan. Arkadaş, sonra geliyor Alanyaspor'un teknik direktörü, benim oyuncumu niye oynatmıyorsun diyor. Ha, şu keseti göstermek istiyorum kendisine. Buradan da gol yiyeceğiz şimdi, değil mi? Ali sağ olsun kurtardı. Ondan sonra vay efendim benim oyuncum niye oynamıyor? Ulan önündeki adama pas veremiyor adam da. Savaş yine korneri kullanacak. Araya Murat girdi. Ramazan bomboşsun. Gözünü seveyim. Adamlar bir atak daha yapsın diye vuruyorsun kafayı. Herkes izledi lan. Top aşağıya insin diye. Oradan kaleye mi vuracaksın? Aa atıyordu lan. Ya senin ayağının ayarına... Ulan adam 30 metreden direği vurdu. Sen 9 metreden nereye vuruyorsun ya? Onlar da eğleniyor ha. Atsanız alan golü.
Oğlum ilk maçı 5-0 yendikten sonraki 3 maçta da bok gibi oynamayı nasıl beceriyorsunuz ya? Bu nasıl bir ayarsızlık? Penaltı mı yine? Bu ne lan? Adam yürüyerek kalenin içine kadar girdi ve atmadı golü. Afyon sen kaşınıyorsun ama ha. Yani bizimkiler de çok kötü oynadığı için gol atamayız tahminim ama. Aynen bak, hareketlere bak. Üç kişinin arasında top sürmeye çalışıyor. Özcan ne zaman yaptın sen bu işi? Oğlum adamlar ne paslaştı be. Sadece gol atamıyorlar. Barcelona mısın be bir mavi yani. Ya baba şu nedir ya? Kart gördüğümden dolayı tehlikede. Nerede kart nerede? Ne kartı gördün oğlum? Yeşil kart mı gördün? Ne gördün sen yani? Hangi kart? Nerede kart nerede? Ya 25 senedir oyun yapıyorsunuz. Ve arkadaş şunu hala düzeltemediniz mi ya? Ben bugün sinirliyim abi. Ben bugün sinirliyim. Beni bugün Yılmaz Vural yaptınız yani. Yaptığınız oyuna bir, oynadığınız oyuna iki ya. Abdullah. Ortaya gördü Selim'e. Selim'den Ramazan'a. Ramazan. Rıdvan gördü. Rıdvan geri döndü Selim'e. Selim'den Rıdvan'a tekrardan. Rıdvan ortaya açtı. Mert kafayı vurabilecek. Vurmadı. Ali indirdi topu. Ali bir daha ortaya açtı. Neresiyle attı lan? Olsun. Pozisyon yaratmaya başladık. Hadi çocuklar. Onlar atmıyorsa biz atalım. Mehmet'in götü düşmüş. Ulan adam kaç maçtır oynuyor bir şey olmadı. Anasını satayım. Sen bir maç oynadın götün düştü hemen ya. Yok başka sol bek de yok yani. Murat çık Burak gel. Belki bala götü atarsın. Beyler hadi beyler. Hadi bir gol. İlkleri değiştirir. Adamlar atmıyor. Bari biz atalım. He? Yok. Pozisyon. Adamlar geri çekildi tahminim. Ama biz geri çekildiğimizde milyon tane pozisyon yerken adamlar geri çekildiğinde hiçbir şey olmuyor. Havadan orta yap. Belki biri kafayı vurur. Bekler çıksın dışarı. Göbekten oyna. Uzun paslı. Yaratıcı oyna. Üstüne git. Bütün tuşlara basıyorum şu an. Yanılmıyorsanız biraz da bunlara basayım. Farklılık olsun. Önde kur, git, dal. Penaltı olursa yine penaltı olur. Dal demesen de penaltı oluyor. Hiçbir şey yapmasak da penaltı oluyor zaten. Merkezden oynasınlar. Anasını satayım ne fark eder. Orta yapmasına izin ver. Bol bol orta yapsınlar. Başka ne var? Verebileceğim. Ofansif oyun kurucu. Hüzün. Tamam. Daha da yapabileceğim bir şey yok. 5 dakikada belki bir pozisyon olur. Olur mu? Ha, Rıdvan. Selim'e verdi. Rıdvan oraya atacak. Açtı ortayı. Ali indirdi. Vurdu kafayı. Bir şeyler oldu. Kimse dokunmadı mı lan şu topa? Rıdvan'dan Selim'e. Rıdvan bir daha ortaya açtı. Bu sefer Boran çok rahat aldı tabii ki çünkü maç bitecek. Bana böyle koklatıyor, bir şey olacakmış gibi gösteriyor ama olmuyor. Ne diyeyim? Harika. Asistan sen konuş. Özcan hala yaptıracağım ben ona siftah. Evet. Vereceğim istifaya gideceğim. Bak sözler de gitmiş görüyor musunuz?
Çıldırıyorum ya. Vallahi çıldırıyorum yani. Nerede lan benim kurzum? Özelliklerim artmış mı? Oo, motivasyon 2. Hadi bakayım ha. 3 galibiyet, 3-5 beraberlik, 3 mağlubiyet. Mükemmel bir ilerleyişle işte. Hayatımıza devam ediyoruz. Özcan'ın formunu da bir eleştireyim gitmeden önce. Bok gibi oynuyorsun. Aferin. Hedef medef de önermiyorum. Ne zaman hedef önersem, hocam ben bunları yapamam falan deyip daha çok üzülüyorlar. Artık onu da saldım. Bu bölüm de burada bitsin. 45 dakika olmuş. Ben bunları kırpa kırpa belki 35 dakikaya indiririm. Ay şiştim valla. Ben gidiyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Türk futbolu böyle ömür tüketiyor işte. Hoşça kalın.